Hepinize merhaba arkadaşlar, değerli takipçiler. Bu sefer değişik bir videoyla sizlerleyiz. Görmüş olduğunuz sazan balığı, komşumun oğlu getirdi 7 yaşında. Babası getirmiş, göletin kenarındaymış, almışlar onu. Ve benim akvaryuma atmamı istedi. Biliyorsunuz sazan balığı akvaryuma atılmaz. Düşündüm, ne yapabilirim diye. Bir balıkçı insanın evinin temelinde dahi balık olması gerektiğini düşündüm. Ve bizim evin temelinde, bodrumunda havuz var. Küçük bir havuz var. Bu da bir küçük bir balık zaten. O kadar büyük değil. Havuz ona rahat rahat yetecektir. Balığı da daha fazla susuz bırakmayalım. Suyuna salalım. O havuza salacağız. Bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Şu an zaten yumurta dökümü olmadığı için, Nisan ayında yumurta dökümü olduğu için sazan balıklarında ve birçok balıkta, akvaryum balığı değil tabi. O yüzden sıkıntı yok. Biz bunu orada bakabildiğim kadar bakacağım. Baktım, bakamıyorum. Oradan köye gittiğim zaman, bizim orada baraj, dere, göl, gölet hepsi var. Bunu oraya salacağım. O zaman da muhtemelen bir video çekebilirim. Bunu getirelim bizim evin temelindeki havuza. Gelin bakalım. Kıpır kıpır kıpırıyor. Aman. Ve balığımızı bodrumdaki havuzumuza indiriyoruz. Kapıyı kapatalım. Balığımız evimizin temelindeki havuzunun önüne getirdik. Havuzumuz işte burada. Sürekli bir akıntı olacak. Balığımız açısından da güzel olacak. Nasıl bir akıntı olacak? Yerin altından su geliyor. Su buradan toplanıyor. Kumların buradan süzülüp havuzun içine giriyor. Fazla su buradan dışarı gidiyor. Ve suda belli bir akıntı olacak. Yani tam balığımızın istediği gibi içerisi yeterince yiyecek dolu zaten. Yani yiyecek dolu derken bakteri kültürü oluşmuş. Yosun da çok var. Ben mesela çok küçükken 7-8 yaşındayken bunları köyde şey yapardık. Bidonların içine atardım. Ahırdaki bidonların içine atardım. Bidonların içine hiçbir şey atmazdım. Unuturdum ben onları. Sonra bir bakardım büyümüşler. O şekil. Ama biz bunu burada yemleyeceğiz. Ve ara sıra da kontrol edeceğiz. Ama şimdi öncelikle yapmamız gereken, size havuzumuzu gösterelim. Bir havuzumuza bakalım. Evet, gördüğünüz gibi havuzumuz burası. Şimdi hangi balık türü olursa olsun, önce bir fişi çekeyim. Hangi balık türü olursa olsun ani su değişiminden etkilenir. O yüzden biz bunu 10 dakika süreyle videoyu durdura durdura ağır ağır su ekleyeceğiz. Çünkü ani su değişiminden etkilenmesin diye balığımız. Evet. Üç dakika, beş dakika aralıklarla suyumuzu tamamlıyoruz. Yine dediğim gibi hangi balık olursa olsun muhakkak, evet, yakından çekebilirsin. Balıkçağız iki büklüm olmuş burada ya. İyi ki bize geldi. Bize gelmeseydi
Zaten bir balık olmasaydı, birkaç balık olsaydı zaten bu balık tavaya girecekti. O yüzden biz bunun tavaya girmesini de önüne geçmiş olduk. İyi ki bir balık olmuş. 3-5 balık olsa bunu pişirip yerlerdi. Böylesi daha iyiymiş. Balığımız burada havuzda olacak. Yani akvaryum balıkları Kuşlar Bilgi TV Mehmet İttekin'in evinin temelinde de havuzunda da balık olacak. Bu da benim için güzel bir duygu. Bu balığa burada zevkle bakacağız. Suyumuz tamamen tahliye oldu. Balığımızın son durumuna bakalım. Suyumuz tamamen, evet, su sıcaklık seviyesi tamamen istediğimiz seviyeye geldi. Evet, balığımız burada. Gördüğünüz gibi balığımız çok sağlıklı bir şekilde burada duruyor. Az bir şey daha. Suyu ayarlayalım. Ondan sonra balığımızı havuzumuza salacağız. Burada bunu da yemleyeceğim. Bakalım ne kadar büyüyecek. Yavru yaparsa burası yeterli olmadığı için kışın buradan alacağım. Evet. 10 dakika geçmiştir. Sürekli azar azar su takviye ettim. Ve balığımızı getirdiğimiz suyla buradaki su hemen hemen aynı oldu. Sazan balığı soğuk suda yaşıyor. Buzun içerisinde yaşıyor. Çocukken yaptığım bir deney de aklıma geldi. İlkokula gidiyordum muhtemelen. Belki kötü bir şey, çok kötü bir şey ama ben o zaman bilmiyorum. Yaptığım şu. Sazan balığı, tabii daha küçüktü. Sazan balığını su içinde buzdolabın derin dondurucusuna koydum. O zamanki buzdolapları buz yapıyor. Ve kar yapıyor yani. Ve o kabın içerisinde o balık dondu. Sonra ben o suyu çıkardım. Güneşe koydum. O buz sökülünce balık canlandı. Böyle bir şey olabilir mi? Ben daha ilkokula giderken bile bu işlerle uğraşıyordum. O bizi arkadaşlarıma bu videoda mahrum kalmaması için şimdi bu videoyu onlarla beraber paylaşmak istedim. Balığımızı yavaş yavaş salacağız. Heyecan yapıyor. Görüyorsunuz. Heyecanlanıyor. Yaklaşık 35 santimden fazla bir balık. 40 santimetreye yakın. Şimdi iyice yaklaşınca daha aşağı indireyim. Yukarıdan aşağı balığımızı dökmüş olmayalım. Yaklaşalım, iyice yaklaşalım. Evet, balığımız havuzumuza atladı. Havuzumuzda görebilecek miyiz onu? Kamerayı şöyle iyice alayım. Şu an havuzumuzda göremiyorum. Evet, ben gördüm ama siz göremeyebilirsiniz. Çünkü evet, şu an tam onu çekiyorum. Geziyor ama su biraz bulandı. Tam burada ama şekil tam olarak göstermiyor. Su biraz bulandı. İçeri su döktüm yukarıdan. Su bulandığı için balığımızı tam net göremedik. Ama keyfi gayet yerindeydi. Çok memnun kaldı. Bize teşekkür etti. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz muhakkak like atın. Abone olmayan arkadaşlar da abone olsun. Bomba videolarla
sizlerle olacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.